Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir köklendirme çalışmaları videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda ilk defa sizinle değişik bir yöntem deneyeceğiz ve bu yöntemi biz daha önce test ettik, keşfettik. Sağlamasını yaptıktan sonra sizlerle paylaşma kararı aldık. Adı çelikte havai köklendirme, bir diğer adı da kendi koyduğumuz bir ad, Karaşahin yöntemi diyebiliriz. Çünkü başka bir yerde bu modeli, bu yöntemi göremezsiniz, bulamazsınız. Kendi icadımız olan bir yöntem, Karaşahin metodu adını verdiğimiz bir yöntemle şimdi ağaç çoğaltma tekniklerine bir yenisini ekliyoruz. Hem çelikten köklendirme hem de havai köklendirme yöntemlerini bir araya getirerek çelikte havai köklendirme yöntemini sizlere tanıtıyoruz. Bu videomuz son derece değerli ve bitki çoğaltma yöntemleri, teknikleri alanında büyük bir boşluğu dolduracak çok önemli bilgiler ve uygulamalar içermekte. Sevgili arkadaşlar, bu videonun hazırlanması, ön hazırlığı ve çekimi için yaklaşık ben 3-4 belki 5 saat de olmuş olabilir. Bu kadar zamandan beri hazırlık yapıyorum. Hem bilgi araştırması, hem uygulama araştırması, hem de gerekli materyallerin hazırlanması. Bu tarz çalışmalar gerçekten emek ve özveri gerektiren işler. Bu çalışmaların boşa gitmemesi, emeklerimizin boşa gitmemesi için bizlere destek olun, kanalımıza destek olun. Daha önemli yerlere gelebilmemiz için videomuzu beğenmenizi ve yorumlarınızla takdir, tebrik ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü çok değerli bilgiler bulacaksınız Renkler ve Zevkler kanalında. Evet, bu açıklamaları yaptıktan sonra şimdi adına kendi adımızı verdiğimiz yöntemimizi tanıtmaya geçelim. Önce olmazsa olmaz bir çeliğimiz var. Bu arada bu uygulama dut ağacı üzerinde yaptığımız bir uygulama olacak. Daha ben 5 dakika önce ağacımızdan kestim getirdim. Hala üzerinde yaprakları var. Önce çeliğimizi yapraksız hale getiriyoruz. Şimdi bakın, 2 tane boş pet şişemiz var. Bu pet şişelerle çelikte havai köklendirme uygulaması yapacağız. Bu 2 pet şişenin kapaklarını birleştirdik. Silikonla yapıştırdık ve arasını şöyle bir demiri ısıtarak şu şekilde delik deldik. Buradan çelik geçeceğinden dolayı bu kapakların arasına bir delik deldik. Bunu şu şekilde kapatacağız. Şunu da tam tersi üzerine kapatacağız. Ve bu pet şişelerin içerisinden çelik geçecek. Şimdi çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu pet şişenin içerisinde su dolu olacak. Şu pet şişenin içerisinde ise toprak dolu olacak. Toprak dolu olacak olan pet şişenin üst tarafını açıyoruz. Bakın, şu şekilde bir düzenek oldu. Ve bu pet şişenin içerisine su dolduracağız. Su hazır su olacak. Marketlerden alacağımız hazır su olacak. Ben reklam olmasın diye reklam kısmını kestim. İlk defa suyumuzu açıyoruz. Şöyle bir huni yardımı ile önce pet şişemizi dolduruyoruz. Şu şekilde hafiften bir boşluk kalması uygundur. Önce şu çelik kısmın şu delikten geçip geçmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, burasını birazcık daha genişletmemiz gerekiyor. Çünkü çelik kalın geldi. Evet, kapağı biraz daha genişlettik ve içerisinden çeliğin rahatlıkla geçebilecek bir hale getirdik. Kapağımızı kapatalım. Bakın, önce bir deneme yapalım. Şu şekilde iyice dibe varmasına gerek yok. Birazcık yukarıda kalabilir. Şuraya kadar toprak dolu olacak. Şurada bir göz, bir de şurada göz. Yani dışarıda 2 göz kalacak şekilde bir kesim yapıyoruz. Üst tarafı kestik. Şimdi şu alana bir köklenme alanı açacağız. Yani şu 2 gözün arasına bir köklenme alanı açmamız gerekiyor. Havai köklendirme uygulaması yapabilmek için. Hemen şöyle şu alanı, kabuğunu kaldırıyoruz. Köklenme alanımıza indol bütirik asit süreceğiz. Bu köklenme hormonudur. Eğer ki bu köklenme asitini hormonlu kullanırsanız yapmış olduğunuz uygulamalar çok büyük bir ihtimalle başarıya ulaşır. Ama ya benim indol bütirik asit bulma imkanım yok, kullanmadan da olabilir mi diye sorarsanız kullanmadan da olabilir ama ihtimal biraz düşük olur. Siz biraz fazla yaparsınız. Birkaç tane başarılı olursa amacınıza ulaşmış olursunuz. İndol bütirik asit sürdük. Köklenme hormonu. Tekrar düzeneğimizin içerisine çeliğimizi yerleştiriyoruz ve şimdi toprakla kapatma uygulayacağız. Evet, bu toprağımızın içerisinde %50 torf, %50 de bahçe toprağı var. Siz %50 torf, %50 perlit şeklinde karışım yapabilirsiniz. Biz perlit kullanmayacağız bu uygulamamızda. Bakın şöyle, iki göz toprağın üzerinde kalacak şekilde pozisyonunu ayarladık çeliğin ve yavaş yavaş, hatta şöyle yapalım. Şurada çeliğimizin İçine toprağı dolduruyoruz. PET şişenin daha doğrusu. Şimdi tabii bu sistem biraz şu anda sadece neresi tutuyor? Şuradaki yapışkan alan tutuyor. Biz bunu biraz daha sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü üst taraftaki ağırlıktan dolayı çökebilir. Şöyle yapalım. Şöyle bir çıta koyuyoruz ve yapıştıralım koli bantı ile. Buradaki maksat sistemi, düzeneyi sağlamlaştırmak. En son şöyle bir fısfıs yardımı ile, içerisinde su var, fısfıs yardımı ile toprağımızı biraz nemlendireceğiz. Arada bir, 2-3 güne bir, 4 güne bir bu toprağın üstü kurudukça fısfıs yardımı ile şu şekilde bir nemlendirme yapabiliriz. En son çeliğimizin tepesini aşı macunu ile kapatmak var. Siz aşı macunu bulamazsanız sakız, mum, yakıcı olmayan silikon veyahut da hamur da kullanabilirsiniz. Su tut, su kes gibi ahşap koruyucular kullanabilirsiniz. Maksat buradaki çeliğin tepesinin hava almaması. Evet, işlemimiz sona erdi. Peki sizce bu sistem başarılı olur mu? Köklenme gerçekleşir mi? Köklenme gerçekleşir. Bakın, hiç suya ihtiyacı yok. Kendi suyu burada zaten. Çelik ihtiyaç duyduğu suyu buradan alacak. O açmış olduğumuz köklenme alanına hormon da sürdük zaten. Oradan köklenme hadisesi gerçekleşecek ve çeliğin içerisindeki kendi öz suyu, arkasından indol bütirik asitin desteği ve yine sudan almış olduğu gıda yardımı ile hem bir miktar filizlenme olacak hem de burada köklenme hadisesi gerçekleşecek. Bu işlem bittikten sonra bu kapağı buradan ayırırız birbirinden. Buradan makasla keseriz. Bu alanı götürür başka bir yere dikeriz. Köklü bir çeliğimiz, yani yeni bir ağacımız olmuş olur. Sizce başarıya ulaşır mı? %100 başarıya ulaşır eğer ki zamanını iyi tespit ederseniz. Ağaçların köklenme hormonlarının çokça salgılandığı sonbahar ve erken ilkbahar dönemlerinde bu işlemi gerçekleştirirseniz çok büyük bir ihtimalle başarıya ulaşırsınız. Hele ki indol bütirik asit kullanmışsanız. Size şimdi başarılı bir örneğini göstereceğiz. Bakın arkadaşlar, biz bunu yaklaşık bir ay önce yapmıştık. Şöyle çevirelim. Gördünüz mü? O köklenme alanından, indol bütirik asit sürmüş olduğumuz alandan köklenme hadisesi gerçekleşmiş ve tepede de filizi var. Buradan önce bir filiz çıktı. Hemen böyle 8-10 tane dut vermek için hazırlık yaptı ama bir süre sonra kurudu. O çeliğin içerisindeki kendi öz suyu sayesinde bir miktar çelikler yeşerme yapar. Daha sonradan da geri kurumaya başlar. Bu ikinci çıkan asıl sürgün, yani köklenme hadisesi gerçekleştikten sonra çıkan sürgün ve köklenmeyi görüyorsunuz net bir şekilde. Bakın buralarda da şöyle yakından baktığınız zaman ta aşağıya kadar inmiş kökler. İşte son derece basit. Biz ne yapacağız? Şimdi isterseniz bu köklenmiş alanı sizinle beraber bir saksıya dikelim ve böylece yeni bir ağaç elde etmiş olalım. Şöyle kapağından tutuyoruz ve alt tarafı çıkartıyoruz. Şu kısmı şuradan kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, köklü bir dut ağacımız var. Şöyle bir bıçak yardımı ile keselim pet şişeyi. Evet, bakınız hem aşağıdaki kökten yeni bir filiz de çıkarmış ve köklenme alanından da şu şekilde köklenme gerçekleşmiş. Biz şimdi şu toprağa bu çeliğimizi dikeceğiz. Evet, artık yeni bir ağacımız oldu. Dut ağacımız oldu. Köklenmiş ve artık filiz vermeye de başlamış bir dut ağacımız oldu. Buna can suyu uygulaması yaptıktan sonra artık bunun bir süre daha gelişmesini bekleyeceğiz. İşte arkadaşlar, Karaşahin yöntemi adı vermiş olduğumuz çelikte havai köklendirme ismi de verilebilecek bu uygulama ile bütün çeliklerinizi rahatlıkla köklendirme yapabilirsiniz ve garantili bir yöntemle köklendirme yaparsınız. Aşağıda hazır su, yukarıda torf perlit karışımı bir toprak ve arada indol bütirik asit sürmüş olduğumuz köklendirme alanı. Üst tarafta da en az 2 tane göz. Bakın bir burada, bir burada. Bir göz de kalabilir ama 2 göz daha garanti olur. Yani göz arasındaki mesafe burada uzun olduğu için, mesela göz burada olmuş olsaydı hemen buradan kesecektik. Ara mesafe biraz uzun olunca biraz yukarıya doğru gitti. Problem değil. Bakın biz bunu 1 ay önce yapmıştık. 1 ayda görmüş olduğunuz kadar bir kök gelişimi gerçekleşti. Bu da çok büyük bir ihtimalle 1 ay içerisinde köklenecek ve yeni bir fidanımız, yeni bir ağacımız olmuş olacak. Sizin de her türlü ağaçta uygulayabileceğiniz garantili bir yöntem, çelikte havai köklendirme yöntemi. Biz bu işlemi Ekim ayı içerisinde yaptık. Bu işlemi Eylül ayı içerisinde yapmıştık. Başarılı olduk. Siz eğer ki sonbaharda, Eylül, Ekim, Kasım gibi dönemlerde sonbaharda yaparsanız %50-%70 civarlarında başarı, erken ilkbahar döneminde yaparsanız, yani Ocak, Şubat, Şubat'ın sonları, Mart'ın başları gibi dönemde yaparsanız %70 ile %85-90 civarında başarı ortalamasına ulaşırsınız. İşte size mükemmel bir yöntem, çok güzel ve garantili bir köklendirme yöntemi, çelikte havai köklendirme yöntemi. Bizim bakın burada değişik çeliklerimiz var. Narenciye, armut, zeytin çeliklerimiz var. Daha önceden de değişik çeliklerde uygulama yaptık ve başarılı olduk. İşte siz de aynı yol ve yöntemle çeliklerinizi, ağaçlarınızı çoğaltabilir ve çelikte havai köklendirme yöntemi ile başarıya ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir köklendirme çalışması videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.